Herkese merhaba sevgili dostlar. İkinci kez acil kodlu bir video ile karşınızdayım. Daha önce bir kez bir gece ansızın bir video çekip acilen yayına çıkmıştım. Petrol eksi 40 dolarlara vurduğu zaman muhtemelen izlemişsinizdir. O durumda herkes soruyordu ne oldu, abi nasıl oluyor bu diye onu açıklamıştım. Bu kez de acil kodlu çağrının sebebi borsalarda oluşan çöküş. 11 Haziran gece saat 23.05. Az önce işte Amerika piyasaları kapandı. Dow Jones %7 aşağıda kapattı. S&P %6. Petrol %10 aşağıda. Bitcoin bile %7 civarı aşağıda. Gün içinde DAX'ın Alman borsasının %4 civarı aşağıda olduğunu, diğer borsaların çakıldığını, bizim %1 civarı bir kayıpta olduğumuzu yanlış hatırlamıyorsam, o bile değil. %0,6 gibi bir kayıpla kapattık. En son Viyop akşam seansında da %1 aşağıda gördüm ben. Yani her şey aşağıda ve inanılmaz aşağıda. Amerika özellikle. Siz de merak ediyorsunuz muhtemelen birdenbire niye oldu diye. Öncelikle şuradan başlayayım. Bu bir ben demiştim gördünüz mü ne oldu videosu değil aslında. Ama söylemek durumundayım. Bundan 3 gün önce ayın 8'inde borsada ikinci dip mi yeni zirve mi geliyor adlı bir video yayınladık biz. Borsa nereye gidiyor? Başlığın ikinci bölümü, başlığın üçüncü bölümü de vaziyet alın bence. Ne zaman yayınlamışım? 8 Haziran günü yayınlanmış bu video. O gün çekip yayınlamıştık. Yani 3 gün. 3 gündür de borsa aşağıya gidiyor. Biz bu videoyu yayınladığımızdan beri. Sanki sihirli bir değnek dokundurmuşuz gibi. İnsanlar da abi söylediğin düşüş mü başlıyor acaba diye yorumlar yazıyordu. Bana mesajlar yolluyordu hatta. Söylediğim düşüş mü başladı? Önce şunu söyleyeyim. O videoda ben borsa düşecek demedim. Borsanın düşmesi gerektiğini anlattım. Detaylarıyla merak eden videoyu izlesin. Borsaların neden düşmesi gerektiğini anlattığım bir video. Ve orada ben sadece bizim borsamızdan bahsetmedim. Borsalar diye ifade ettim çoğunlukla. Bizim borsamız da buna bağlı olarak onlarla beraber paralel hareket edecek. Şimdi en büyük soru işareti yarın sabah seans açıldığında bizim borsa bu durumdan nasıl etkilenecek? Az önce Bloomberg'de hem piyasayı takip edeyim hem de yorumcular ne diyor oradan bir şeyler çalar söyler miyim acaba falan diye onları takip ediyordum. Pek çok yorumda da o soruldu. İnsanlar mesajlar attı yarın ne olacak diye ki yorumcu da biraz yuvarlak. Elbette işte düşecektir. Ama işte bir bakarız ki gece seansta bir şey olur. Belki de o kadar düşmez. Yani yine her zaman olduğu gibi bir televizyonda izlediğiniz yorumculardan beklendiği gibi yuvarlak. Düşebilir de ama düşmeyebilir de belki bir şeyler olur gibi bir şeyler söylediler. Ben orada biraz şey dedim. Ya arkadaş Dow Jones %7 aşağıya gitmiş. Ki biliyorsunuz yani Amerika'da borsa nezle olduğu zaman biz burada yatak döşek hasta oluyoruz. Tabii durum birebir öyle değil. Yani Amerika'da %7 aşağı gitti. Şimdi biz de %7 aşağı gideceğiz gibi değil. Çünkü pandemi döneminde birinci dibi yaşayan borsalar geriye çok hızlı çıktı. Çok büyük büyük adımlarla yukarı çıktı. Ve biz çıkarken o kadar büyük büyük adımlarla yukarı çıkmadık onlar gibi. Şimdi düşerken de o kadar büyük büyük adımlarla onlar gibi aşağıya gitmeyeceğiz muhtemelen. Bizde zaten durum biraz daha kontrol altında tutuluyor. İşte ne olabilir? Yarın devre kesiciler devreye girebilir. Çok ani sert bir şey olursa. Yani aşağıya gitmesini durdurmaya çalışma gayretleri olabilir. Bu kadar büyük bir düşüş olur mu? Bence muhtemelen bu kadar büyük bir düşüş olmaz. Ama biz gece yattığımızda uyurken Amerika'da birisi şapkasından tavşan çıkartıp future'ları artıya geçirmezse ki bunun olabileceğine kesinlikle ihtimal vermiyorum. Dediğim gibi şapkadan tavşan çıkması lazım bizim yarın düşmememiz için. Daha kritik bir şey var orada. Ben bu videoyu çekene kadar bekledim. Aslında bir saat, bir buçuk saat önce de çekebilirdim bu videoyu. Şeyi görmek istedim, Amerika'nın kapanışını görmek istedim. S&P 500 200 günlük ortalamanın altında kapattı. 3013'tü sanırım 200 günlük ortalama civarı. 3002 puandan kapattı. 200 günlük ortalama bu işi bilenlerin ne demek istediğimi anladığını
Şu anda biliyorum. 200 günlük ortalamanın altında birkaç kapanış, 2 kapanış ya da 3 kapanış yaparsa bu aşağı yukarı trendin tersine döndüğünü gösteren bir uyarıdır, bir etkendir. Bu geceyi 200 günlük ortalamanın altına inerek kapattı. Future'larda yanlış hatırlamıyorsam tekrar kendini küçük bir yukarıya attı ama bu gece ne olur ne biter bilemiyorum. Yani o bir anlık bir hareket de olabilir yukarıya doğru. Tekrar aşağıya da verebilirler. İzlemek lazım bir iki gün. Özellikle yarın akşamki kapanışı, hafta sonu kapanışını iyi görmek lazım. Yani yarın da eğer 3013 puanın altında yeni bir kapanış gerçekleştirirse Amerika, işte o zaman ziller çalınıyor demektir. Ziller kimin için çalınıyor demektir? Ziller Amerika'da, dünyada kimin için çalıyor. O benim umurumda değil. Türkiye'de ziller kimin için çalıyor demektir. Onu biraz anlatayım size. Aşağı yukarı videolarda zaten şeyden bahsediyoruz. Ekonomi yönetiminin aldığı aksiyonlarla insanlara pek fazla hareket alanı bırakmadı. Yani altın ve dövize özellikle bayağı müdahale edildi ve işte kambiyo vergisi, 5 katına çıkarılan kambiyo vergisiyle insanlar altın ve dövizden bir miktar soğutuldu. Şimdi orada kafadan bir %1 para verip yatırım yapmayayım ben diyen adam yatırım için nereye gideceğini bilemez hale geldi. Ve rakamlardan bakıp öğrendiğim kadarıyla 300 bin kadar yeni borsa yatırımcısı oluşmuş bu dönemde. Ekonomi yönetiminin aldığı aksiyonlarla paranın gidebileceği tek yer BIST, yani İstanbul Borsası'ydı. Borsa İstanbul'du. İnsanlar da Borsa İstanbul'a bu şekilde gitti. Gördüğüm kadarıyla gitmişler yani. 300 bin yeni hesaptan bahsediliyor. Zaten bizim borsamızı da işte 80 binlerden 110 binlere getiren dalganın büyük kısmı da işte bu 300 bin yeni hesabın getirdiği para, onların getirdiği heyecan, onların getirdiği iyi niyet. Bir de uzun zamandır teminatlarında para bulundurmayanların tekrar parayla borsaya girmesi. Yani sadece 300 bin kişi değil, borsaya küsmüş, borsada işlem yapmayan insanlar da, başka yatırımlara yönelmiş insanlar da mecburen tekrar oraya teminat aktarıp işlem yapmaya başladılar. Yani bu 300 binle sınırlamayın bu rakamı. Belki çok daha fazlası. Borsaya yeni giren para. Şimdi işte o bizim Türkiye'de kimi etkiler, çanlar kimin için çalıyor dediğim şey, o 300 bin artı yeniden borsaya giren, mala giren arkadaşlar. Şimdi çanlar onlar için çalıyor muhtemelen. Geçen videoda, 3 gün önceki videoda ben vaziyet alın derken aslında bu tarz bir uyarıda bulunmak istiyordum. Derdim buydu yani. Ben borsalarda pek olumlu bakamıyorum açıkçası. 110 binli rakamlar da 110 bin de güzel yer açıkçası benim için kar realizasyonu yapmak açısından. Yani 80 binlerden gelmiş bir borsanın 110 binlere kar realizasyonu yapmak için gerçekten çok iyi yer. Onu söyleyeyim. Yerdi. Artık ona fırsatınız olur mu yarın sabah itibariyle bilmiyorum. Ha, çok korkulacak bir durum mu yarın? Yarın ben böyle yine Amerika'daki gibi %7 falan aşağı gidiş beklemiyorum açıkçası, ama olmaz demiyorum. Bir miktar sert bir düşüş kaydedecektir muhtemelen. Buna etken olarak şunu da söyleyeyim. CDS'ler, risk primi, yani ülke risk primleri, bizim ülke risk primimiz yine 500'e dayandı. Bu yine sıkıntılı bir gösterge. Dolar merak edenler için söyleyeyim. Dolar 6.84 civarında şu anda. Hatta tam rakamını söyleyeyim. Evet, 6.84.05 gibi bir tutar görüyorum ben burada. 6.84 dolar endeksi bugün biraz daha sert yükselmiş olmasına rağmen biz biraz daha stabil kalabildik. Sadece %1 gibi bir kaybımız var. Onun da nedeni yine duyumlardan, yine aldığımız bilgilerden, kamu bankalarının yoğun miktarda dolar sattığını, her zaman yaptığımız gibi, o hani yapıyoruz ya, şak 10 milyar dolar daha diye bir hesap var ya, o hesaba yakın bir şekilde tutarı tabii ne kadar sattığını bilmiyorum ama yine her zamanki gibi dolar satarak
kamu bankaları aracılığıyla doları baskılamaya çalışmış bulunmaktayız. Bu haliyle %1 aşağıdayız. Dolar TL açısından baktığınız zaman dolar TL'nin de gidişatı yine pek hayra alamet değil gibi görünüyor. Allah sonumuzu hayretsin. Şuraya gider, buraya gider gibi bir ifade kullanmayacağım. Ama yine her şey daha önce anlattığım gibi. Yine altın için de söylenenler ve benim söylediklerim üst üste koyduğunuz zaman yine altında da 1727 dolar ki bu düşmüş hali bugün 1750'leri gördük yanlış hatırlamıyorsam. Yani altında da söylediklerim aynıyla vaki. Hedefi de yine altının yukarıda olacağını düşünüyorum. Onunla ilgili yorumumu da yapmıştım. Altın videosunu da izlerseniz orada da altının yukarıya doğru hedefleri olduğunu ve neden bu hedeflere gitmesi gerektiğini anlatmıştım. O da bir başka videoydu galiba. Kendi eski videolarımın reklamını yapıyorum gibi görünüyor olabilir ama tam olarak öyle değil. Sadece bu mecrada eğer izlemediyseniz o videoları izleyin. Ve daha sonra işte olmuşlara, bu adam ne demiş, ne olmuşa bir bakın diye bunları söylüyorum açıkçası. En fazla 10-15 dakika vakit kaybedersiniz. Onun dışında bir kaybınız olmayacaktır. Genellikle bu kendinize yaptığınız bir yatırım olacaktır açıkçası. Bu düşüşün, bu sert düşüşün bir açıklaması da var mı diye soranlar için söyleyeyim. Yani Amerika borsaları düştü, bütün dünya borsaları düştü. Altın şu anda negatifte seyrediyor. Petrol %10 düştü. Bitcoin %7'ye yakın düştü. Düştü Allah düştü. Yani her şey düşüyor ise problem nedir diye düşünüyor olabilirsiniz. Buna ben bir açıklama bulmaya çalıştım açıkçası. Biraz araştırdım. Bulabildiğim en mantıklı açıklama ya da en mantıklı bahane Amerika'da ikinci dalga mı geldi acaba gibi bir imaj oluşturulmuş ve bunun üzerine bu düşüşler gerçekleşmiş diyorlar. Fakat bana pek inandırıcı gelmedi. Yani bir gün içerisinde ikinci dalga mı geliyor ya da ikinci dalga başladı gibi bir seçeneği ortaya atmış olmaları ve insanların bunu düşünüp, bunu duyup, panik yapıp borsaları satması. Hadi borsaları sattın, altını niye satıyorsun? Altını, altında da düşüş var şu anda. Altını satması. Bitcoin'i bile satması, yani Bitcoin ile ikinci dalganın ne alakası var? Tam tersine altının ve Bitcoin'in yükselmesini bekler normal bir zihniyet. Fakat o da düşüyor. İşte bunların hepsini bir arada düşündüğünüz zaman bu acaba ikinci mi, ikinci dalga başlıyor söylentisini açıkçası benim şamandırama anlatsınlar. Bu benim için çok tutarlı değil. Hadi siz diyeceksiniz ki madem öyle Mustafa anlat bakalım sence ne? Bence daha önce de anlatmıştım. Olan her şeye bir bahane üretiliyor. Bahane bulmak çok kolay. Bu ikinci dalga, salgının ikinci dalgası mı başladı bahanesi bugün için. Daha öncesinde işte Güney Kore, Kuzey Kore gerginliği ya da Kore-Amerika gerginliği ya da işte bir bankanın kötü duruma düşmesi. Bir şey olduktan sonra ona bir mazeret uydurulabiliyor. Bu aslında olması gereken senaryonun gerçekleşmiş hali. Olması gereken derken şunu kastediyorum. Bu senaryoyu yazan, yöneten ve oynayanlar var. Yazan, yönetenler karar veriyor. Oynayanları da böylelikle oynatıyorlar. Senaryo aşağıya doğru devrilmeye başlıyor. Ve sonra birileri çıkıp o devrilmeye bir bahane üretiyor. Şimdi bunun bahanesi bugün için Amerika'da ikinci dalga başladı korkusu. Yani bir gün içerisinde böyle bir şeyin inandırıcılığı bende hiç yok. Onu söyleyeyim ama başka bir şey de olabilirdi. Yani Trump'ın söylediği herhangi bir şey ya da işte Fed'de Trump arası gerginlik. Dün daha korkunç şeyler oldu mesela. Fed başkanı çıktı, çok acayip korkutucu senaryolar anlattı. Acayip karamsar bir hikaye çizdi. Normalde bugün yaşananın dün yaşanıyor olması gerekirdi bence. Bir çalkalanma özellikle o açıklamalardan sonra kimse sallamadı. Piyasalara pek bir şey olmadı. Yani normalde dün sallanıp bugün toparlanmamız lazımdı. Dün hiçbir şey olmadı. Bugün bırakın sallanmayı birdenbire yıkıldık. Böyle de devam edecek gibi görünüyor açıkçası çok
aksi bir şey olmazsa. İşte bunlar hep sinema arkadaşlar. Vizontele miydi? Vizontele'de Cem Yılmaz diyor ya, işte ayan ışık, ayan ışık. Sonra dönüyor hamamda anlatırken, dönüyor yanındakine, işte diyor bunlar hep sinema. İşte siz, şu anda bizim yaşadığımız hikayeler de aslında bunlar hep sinema. Biz de gariban oyuncularıyız. Ya da oyuncuları bile değil, figüranlarıyız. Bu da böyle devam edecek. Biz bu çarkın içerisinde bulunduğumuz, onların kurallarını koyduğu bir oyunun içerisinde oynamaya çalıştığımız sürece, borsa bunların başında geliyor maalesef. Benim şimdilik söyleyeceklerim bunlar. Gecenin bu vaktinde herhalde ben bunu yarım saat, bir saate kadar montajlar çıkarım. 12 Haziran'ın ilk saatlerinde muhtemelen gece 1'e doğru yayınlanmış olur. Bu gecenin bu saatinde izliyorsanız şayet teşekkür ederim. Yorumlarınızı merak ediyorum. Yorumları yazmayı, beğenmeyi, kanala abone olmayı. Eğer faydalanıyorsanız da içinizden böyle tatlı duygular ya da bir dua ya da bir teşekkür. İzlediğiniz için ben teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.